Etrafta yine kimsecikler yok. Sofra hazırmış. Yemeklerini yemeği bitirdiklerinde canavar ortaya çıkmış. Güzel korkusundan tir tir titremeye başlamış. Çünkü canavar babasının anlattığı kadar korkunçmuş. Hatta daha da korkunç. Burayı kendi isteğinle mi geldin diye sormuş canavar. Evet demiş güzel. O zaman baban sabah olunca buradan gidecek ve bir daha buraya hiç gelmeyecek. Sabah olup da babası gidince güzel tek başına kalmış. Önce bir süre ağlamış. Ama sonra gördüğü rüyayı hatırlayıp biraz olsun rahatlamış. Rüyasında bir peri, üzülme, babanın hayatını kurtarmak için gösterdiğim bu cesaret karşılıksız kalmayacak demiş ona. Belki de bu yaşama alışırım diye düşünmüş. Neşesi yerine gelmiş azıcık. Bahçede dolaşmış, güllere bakarken içi hüzünle dolmuş. Sonra şatonun içini gezmiş. Oda kapılarından birinin üzerinde adının yazılı olduğunu görünce çok şaşırmış. Kapıyı açıp içeri bakmış. Oda tam istediği gibi döşeliymiş. Kitaplarla, müzik aletleriyle doluymuş. Canavar beni burada rahat ettirmeye çalıştığına göre bana zarar vermez herhalde diye düşünmüş güzel. Sonra bir kitap almış eline. Kitabın üzerinde altın yaldızla "Sevgili kraliçem, her istediğin emirdir benim için" diye yazıyormuş. Şu anda babamı görebilseydim keşke demiş güzel yüksek sesle. Bunu der demez odanın öte ucundaki aynada babasının görüntüsü belirmiş. Böylece güzelin yalnızlık duygusu ve ev hasreti biraz olsun geçmiş. O gece yemekte canavar ortaya çıkmış. "Seni izlememe izin verir misin güzel?" diye sormuş. "Buranın sahibi sizsiniz" demiş güzel. "Hayır" demiş canavar. "Şatom senin emrindedir. İstersen hemen gidelim." Canavar bir an duraksamış. "Yalnız bir şey soracağım. Beni çok mu çirkin buluyorsun?" Güzel ne diyeceğini bilememiş önce. Sonra başını kaldırıp canavara bakmış. "Bunu söylemek istemezdim ama doğruyu söylemem gerek. Evet, çirkin buluyorum" demiş. Evlilik teklifini geri çevirdiğine çıkardığı o sesten çok korkuyormuş. Canavar bir gün "Beni sevmeyebilirsin ama beni bırakıp gitmemeye söz vermelisin" demiş. Her günü birbirine benzeyerek 3 ay böylece geçmiş. Derken bir gün güzel aynada babasının hasta olduğunu görmüş. Hemen canavara babasına bakmak için eve gitmek istediğini söylemiş. "Gidebilirsin güzel" demiş canavar. "Ama geri dönmezsen kederinden öleceğini biliyorsun değil mi? Korkarım ki babanın yanında kalmak isteyeceksin ve dönmeyeceksin. Ama eğer fikrini değiştirir de dönmek istersen, yüzüğünü yatağının yanındaki sehpaya koyman yeterli. Sabah olduğunda şatomda açacaksın gözlerini. Bir hafta sonra döneceğim" demiş güzel. Ertesi sabah güzel babasının elinde kendi yatağında açmış gözlerini. Daha iyi hissetmiş. O gün öğleden sonra kısa süre önce evlenmiş olan kız kardeşleri babalarını ziyarete gelmişler. Eve geldiklerinde babalarının biricik kızını karşılarında görünce kıskançlıktan ve öfkeden çatır çatır çatlamışlar. "Dinle" demiş bir kardeşten biri. "Ona bir oyun oynayalım.
Burada bir hafta daha kalmasını sağlayalım. O zaman canavar gelip onu öldürür. Bağırıp çağırıp onu kötülemek yerine iki kardeş gözlerine soğan sürüp güzelin karşısına yaşlı gözlerle çıkmışlar ve ondan ayrılmak istemedikleri için ağladıklarını söylemişler. Güzel bir hafta daha kalmaya söz vermiş. Çok geçmeden Güzel, canavarı babasının özlediği kadar özlediğini fark etmiş. Bir gün rüyasında canavarı şatonun bahçesinde kas katı ve cansız yatarken görmüş. Uyandığında benim yaptığım